Merhaba, Kadına İş Tanısı programında bugün bizimle yönetmen Irmak Karasu birlikte. Hoş geldin, çok teşekkürler kabul ettiğin için, programa katıldığın için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığınız, davet ettiğiniz, beni düşündüğünüz için. Ben ilk şöyle başlamak istiyorum. Hani biraz daha böyle biyografine de baktığımızda sinema televizyon okuduğunu aslında hani üniversiteden böyle bir başlangıç olduğunu görebiliyorum ama bu böyle acaba planlı bir şey miydi yoksa bir biçimiyle hayatın bir yerinde kendini işte film yapmak isterken mi buldun? Çünkü yanılmıyorsam işte Amerika'da MFA yaptın, ne diyordu bu? Sanatta yeterlilik diye çevirebilirim galiba daha böyle Türkçe'de. Güzel sanatlar yüksek lisansı Güzel, ya da evet ya da o daha güzel oldu, lisans. doğru. Yani nasıl oldu senin için? Hani nasıl sinemaya adım atmak, nasıl bir karardı? Benim için nasıl bir karardı? Aslında ben hep dansçı olmak istiyordum. Küçükken de uzun yıllar bale yaptım, modern dans yaptım. Ve bir noktada böyle bir küçük yaşta bir konservatuvar sınavına girdim. Baleden. Ve girdim konservatuvara. Sanırım o zaman ortaokul bu yani bayağı küçük lise mi ortaokul mu emin değilim. Ve ailem o zaman izin vermedi, istemediler. Çünkü şey çok erken olduğunu düşündüler ve çok ileride bir şekilde başka bir şey isteyebileceğimi ve işte olasılıkları çok kısıtlayacağını, kapatacağını düşündüler ve istemediler baleden devam etmemi. O zaman böyle çok üzüldüm. Sanırım onlara da böyle bir vicdan azabı olarak onlarda da kaldı. Daha sonrasında hep babam beni çok sanatçı olmaya ve işte özellikle sinemayla uğraşmaya, film yapmaya çok hakikaten teşvik etti, yönlendirdi. O yüzden de bir şekilde zaten hep vardı, hep konuşulan bir şeydi. Hani küçüklüğümden beri seramik yaptım, resim yaptım. Farklı alanlarda da bir şeyler denedim. Sonra zaten sinema okudum. Başka alan yani hakikaten sanat genel olarak sanat dışında da çok bir şey de hayal etmiyordum. Bir yerde göremiyordum kendimi. Hakikaten böyle lisede, ortaokulda da notlarım rezaletti. Böyle çok beceremiyordum hiçbir şey falan. Yani çok bana uygun değil gibi hissediyordum. Üniversiteye gelene kadar. Üniversitede hakikaten kendimi ifade edebileceğim bir alan ve böyle bir serbestlikle birlikte çok özgürleştiğimi hissettiğim bir yer oldu üniversite benim için. Sinema televizyon girişliyim. Psikolojiyle çift anadal yaptım sonra. Ve daha sonra da işte zaten ilk orada başladım. Yani üniversiteden önce daha böyle işte dans dokümantasyonu vesaire gibi şeyler yapıyordum. Ama daha hani arkadaşlar arasındaydım. Üniversitede ilk hani film çekmeye başladım. Daha sonrasında da zaten işte master'a başvurdum ve Amerika'da, Chicago'da bir işte şey, güzel sanatlar yüksek lisansı diyelim yaptım. O da film, video, yeni medya alanında bir yüksek lisanstı. Orada da devam ettim. Hem orada biraz daha çeşitlendi benim için. Orada da bir tık daha açıldı. Çünkü aslında hani buradaki eğitimim, lisans eğitimim daha sinemaya yönelikti ve daha hani film yap hani ben hani film yapıyorum ve hani bu yolda gidiyorum gibi bir şeydeyken yüksek lisans hakikaten biraz daha o şeylerin açıldığı ve bir şekilde çoktan interdisipliner hani disiplinler arası çalışılabilecek böyle bir alanın olduğu bir yerde benim için. Dolayısıyla orada daha performans alanına kaydım. Performans alanında işler üretmeye başladım. Birkaç tane işte video enstalasyon işi ürettim. Vesaire vesaire. En son da yeni işte şey en son filmde Mamavil. Ve aslında Mamavil'in de bir şekilde ilk ön yapım aşaması ve senaryo yazım aşaması biraz orada gelişti. O zaman biraz da ilerideki bir sorumu şimdi öne alacağım. Bu kadar hani hem dansla hem sinemayla iç içe ve biraz daha disiplinler arası bir çalışma da yürüttüğünü söyleyince şeyi merak ediyordum ben. Kısa film, hani Mamavil dışında da ona geleceğiz ama başka kısa filmlerin de var. Özellikle biz 18. Uçan Süpürge'ye de yanılmıyorsam 18'de izlemiş ki Edifis var mesela. İşte bir, Evet. aslında bir kısa film ve bir
dans filmi olarak da adlandırabilir miyiz acaba? Hani gibi aslında böyle biraz daha sanki o çalışma alanlarının iç içe geçirdiğin yapımları da görebiliyoruz sanırım. Peki şey hani bu kısa filmleri yapmanın sürecin hem evet deneysel bir çalışma olarak hem de Momo gibi biraz daha işte bir hikayesi daha böyle işte başı ve sonu olan film formatına belki uygun olan bir yapımı görünce kısa film senin için böyle bir özel başka bir anlamı var mı yoksa böyle daha klasik anlamıyla hani uzuna geçmek istiyorum ama deneme yapıyorum gibi bir durum var mı ya da hani kısa filmin nasıl olanakları oldu senin bakımından? Yani biraz şöyle düşünüyorum. Aslında hep deniyorum, deneme yapıyorum ama bir yerden bir yere geçmek için değil de hep bir geçiş halinde olmak gibi görüyorum zaten aslında bir şey üretmeyi ya da hani sanatla uğraşıyor olmayı. Sürekli yeni bir şeyler denediğin ve bir şekilde yani aslında o sürecin parçası benim için hakikaten hani bir şekilde yani sanatçıyım diyor olmak ve kendini öyle tanımlıyor olmak hani sürekli bunun içinde bir şekilde hani kavruluyor olmak diyelim. Dolayısıyla hani hep zaten o geçiş halindesin gibi hani uzun metraj yapabilirim bir noktada hani uzun metraj bir film ama herhalde onu yapıyorsam da onun içinde de bir şeyler deniyor olurum diye düşünüyorum. Kısa film yapmayı seviyorum ama hani ve yani kesinlikle de hani şey gibi hissediyorum hani devam edeceğim ve yapmak isteyeceğim ileride de bir şey gibi geliyor. Çünkü zaten şey çok zor. Hani diğer alanlarda da çalıştığım için biraz şey hissedebiliyorum hakikaten. Zaten hani performans alanında iş üretmek biraz daha reaktif ve daha hakikaten o an içinde bulunduğun şeye, işte politik atmosfere neyse dair bir çok daha reaktif bir yerden o anlık hakikaten hislerle bir şey üretebildiğin, onu ortaya koyabildiğin ve paylaşabildiğin bir alan ve hani bunun içinde hani bir takım çok daha hani buna uygun platformlar var. Fakat film yapmak tabii çok daha hakikaten hazırlık aşaması olan, çok daha önden planlanmış, hakikaten hazırlanmış ve böyle yapısı belirli, yani yapısı önceden belirlenmiş diyelim bir alan sonuç olarak. Dolayısıyla o yavaşlık ve o süreç hani öbür tarafta hani diğer alanlarda, sanatın diğer alanlarında çok daha hakikaten hani bir yere başvurup pıt sadece olabilirken filmde hani filmi yapıyorsun. Zaten yapması çok uzun, yazması uzun, ekibi toplaması, çekmesi, bitirmesi uzun. Bir de sonra festival süreci ki o apayrı bir süreç gerçekten ve çok zorlu bir süreç. Ve orada da bekliyorsun ya paylaşabilmek bile bazen ki bizim işte Mamavilla sürecimiz biraz öyle oldu. Bir sene sürebiliyor. Dolayısıyla o film bir türlü bitemiyor ve paylaşılamıyor oluyor. Dolayısıyla hani belki sorun başkaydı şimdi. Ben bir yerden girdim, bir yerden çıkmış olabilirim ama o anlamda hakikaten şey gibi görüyorum. Hani hem kısa film yapmayı seviyorum bir yandan. Yani oraya dönecek olursak. Hem de hakikaten kısa filmin bir şekilde hala daha hani genel olarak sektörde yani bu kadar o görülüyor olması, bu kadar küçümseniyor olması da beni hep hala çok kıran bir şey biliyorum. Bu da böyle çok klişeleşti artık bunu da söylüyor olmak ama hala gerçekten hani o hiyerarşik yapı ve o tepeden bakma, hakikaten uzun metraj yapan yönetmenlerin sana ya da işte yapımcıların ya da neyse hani bu alanda çalışan aşağı yukarı çoğu hakikaten ya yani orada böyle çok şey bir şey var ayrım hala ve çok keskin, çok katı sınırların olduğu ve eşit bir yerden ilişkilenmenin ne yazık ki hala çok zor olduğu bir alan. Dolayısıyla da hani öyle bir yerden de kısa filmlere hep sahiplenmek, kısa film yapanları sahiplenmek ve hani bu hakikaten alt üst şeyini biraz yıkmak adına da enerji harcamayı değerli buluyorum. Yani çok güzel. O kadar kasıyorum ki aslında biraz daha böyle sorma biçiminde oradan geliyor. Buradan böyle direkt Mamavil'e geçersek. Yani aslında evet Mamavil çok da gezdi. Hatta benim de Mamavil'le karşılaşmam galiba şeyde oldu. Hani
salgın sürecinin çeşitli avantajları olarak Oberhausen Kısa Film Festivali online olunca ben orada ilk mesela izlemiştim ve en son Antalya'da Altın Portakal'da en iyi kısa film ödülünü aldık. Tebrikler. Buradan hem kendi adıma hem Uçan Süpürge adına tebrik edeyim. Yani biraz daha belki Mamma Mia'yı dinleyebiliriz. Çünkü açıkçası böyle biraz takip etmeye çalıştık biz de hani bu dönem. Aslında evet maalesef kısa filmler belki de hakkı teslim edilemiyor. Çünkü yani kısa oldukları daha az emek harcandığı anlamına gelmiyor. Gayet yine içinde bir yoğun bir prodüksiyon süreci var. Yani bir, hatta daha kısa süreli bir hikaye anlatmış şey var. Ve ben biz en azından şöyle gözlemledik. Mamma Mia aslında oldukça ön plana çıktı bu dönemde. Hani ismini duyduğumuz bir yapım oldu. Maalesef kısa filmlerde çok rastladığımız bir şey olmuyor. Hani bu süreç nasıldı? Ayrıca şey de çok dikkat çekiciydi. Yani gördüğüm kadarıyla böyle neredeyse tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla yapılmış. En azından yapım sürecinde bir hani yapımcısından şey görüntü yönetmenine zaten senaryo ve yönetim sende. Hani bu toplamda Mamma Mia nasıl bir süreç? Özellikle hikayesi de o. Hani iki tane kadının hikayesi olabildiğince etkileyiciydi. Belki biraz daha böyle hikayesinin nasıl çıktığından yapım sürecine çok geniş sorduğumun farkındayım. Neyi anlatmak istersen sorabilir miyim? Çünkü gerçekten hani böyle çok ilgi çeken, mutlu eden bir filmdi. Evet, çok sevindim öyle düşünmenize. Teşekkür ediyorum. Ve yani filmin duyulabilmiş olması ve bir şekilde hakikaten bence elde ettiği başarı bir neyse tırnak içinde başarı bir şekilde hakikaten çok hani Subaloğlu filmin yapımcısı ve hani Mamma Mia'yı yaparken üretirken hani hep söylüyorum çünkü hani çok önemli olduğunu düşünüyorum hani yol arkadaşım çalışma partnerim. Hani hakikaten çok birlikte o anlamda çok hani kreatif bir yerden bir yapımcılık yaptı ve çalıştık. Ve sadece o da değil hakikaten Mamma Mia çok hani benim özellikle son dönemde de zaten hani çok üzerine kafa yorduğum bir mesele. Hani gerçekten daha kolektif çalışma anlayışıyla film üretmek meselesi. Hani bir şekilde hani bütün bu hiyerarşik yapıları kısa film, uzun metraj, belgesel arasında kırmaktan söz ediyoruz ya da hani zaten hani gündelik hayat içinde sürekli bununla mücadele ediyoruz, buna dair işler üretiyoruz ama bir yandan da aslında hani dönüp baktığımızda hani kendimiz iş ürettiğinde özellikle de film hani formunda işler ürettiğimizde bunu ne kadar üretim aşamasında ne kadar kırabiliyoruz sorusu hep böyle hayatımın çok merkezinde ve beni çok meşgul eden, kafamı yoran bir soru hakikaten. İşte jeneriklerde yönetmen, yapımcının adının en başlarda çıkıyor olması ve oradaki o hiyerarşik yapıdan tut. Yani ben hakikaten hani bu bütün bu yapıyla bir derdim olduğunu ve bu yüzden iş ürettiğimi söylüyorum ama bunu ne kadarını hakikaten hani iş üretirken de uygulayabiliyorum sorusu benim için de çok büyük bir soru. Dolayısıyla mümkün olduğunca hani o üretim aşamasında hani bu yapıyı bozmaya dair ve hakikaten hani daha az fikrine ve hikayene ya da neyse anlatmak istediğin şeye belki o yüzden daha açabildiğin ve onu hani bir şekilde daha hani başkalarıyla birlikte güvendiğin ve içeriye davet ettiğin insanlarla birlikte yoğurabileceğin ve hani dünyaya getirebileceğin bir şeye dönüştürmek nasıl mümkün? Bunu ne kadar yapabiliriz falan hakikaten bu birazcık da bana hani denemekten de konuşuyorduk çünkü bu da biraz bu projede bunu da deneme alanı idi de belki benim için birazcık. Ve dolayısıyla böyle hani şey çok önemliydi hakikaten. Çekirdek ekip diyeyim onun için çünkü hakikaten aramızda çok değerli hani ekibimiz içerisinde işte İsmail abi var, Bulut var. Şimdi isim sayma olayına hiç girmek atlayın da çok geliyorum çünkü. Ama özellikle İsmail abi için söylemiş olayım onun şeyinden. Sesçimiz İsmail Karalaş çok hani, özel biri ve onunla çalıştık. Çok şey öğrendim hakikaten. Ama hani orada da o yüzden evet kadın ağırlıklı ama aslında hani kadın olmayan bireyler içerisinde de kendi kadın olarak tanımlamayan bireyler içerisinde de hakikaten kendi erkeklikleriyle
hakikaten sürekli bir mücadele ve hani hakikaten bunu sorguladıkları ve işte bir erkek egemen kültürüyle bir hani dertleri olan erkekler ve hani hakikaten biraz böyle bir ekip oluşturmak istedim. Bunun da aslında sebebi, istedik yani Sürü'yle birlikte. Hani bunun da biraz sebebi şeydi, hakikaten yani evet bir fikir var ve böyle bir şey yapmak istiyoruz ama ya bunu nasıl acaba hep birlikte başka bir şeye dönüştürebiliriz, hep birlikte yapabiliriz. Hani ben işte hani fikrimi ilk etapta belki işte Su'yla paylaştım, Meryem'le paylaştım, Ezgi'yle paylaştım, Ceyda'yla paylaştım falan. Hepsinden bir şeyler geldi ve hani o bir şekilde bir şeye dönüştü bir noktada. Gerçekten hani açıkça, özgürce tartışabildiğimiz, birbirimize hani o alanı açtığımız ve işte ne bileyim Ceyda işte mesela yapım tasarımcımız ve hani hakikaten ya bence bu böyle olmaz, bu çok anlamsız diyebildiği ve hakikaten onun üzerinden düşündüğümüz ve senaryoyu tekrar revize ettiğimiz. Birbirimize bu alanı bir şekilde açabildiğimiz ve hakikaten o yüzden birlikte bir araya, birlikte dünyaya bir şey getirme arzusuyla yaptığımız bir film oldu Mama'nın. O yüzden hani ben de, bana da öyle bir deneme alanı açtı. Ne kadar tabii ki bunu beceremediğimiz, arada bir kırgın, birbirimize küstüğümüz, kırıldığımız alanlarda, zamanlarda oldu ne yazık ki. Ama bir şekilde süreç hani hakikaten öyle bir süreçti. Ve filmde bir şekilde hakikaten çok hani şeye odaklanıyor. Bu hani hem kadınlar, yani çok kadın hikayesi, iki jenerasyondan, iki farklı jenerasyon kadının, bir anneanne ve torunun işte birlikte geçirdikleri yaz tatilini görüyoruz, izliyoruz. Ama aslında işte benim ilgilendiğim şey çok detaylar üzerinden bir şekilde seyirciye bu iki farklı kadınla işte bir şekilde onlar baktıkları ve arzuladıkları, baktıklarında haz duydukları şeylerle vakit geçirirken bir şekilde hani seyirciye de yeterince onlarla böyle, hani belirli bir yakınlıkta vakit geçirebilme şansı tanımak. Bunu böyle dediğimde biraz karışık gibi oluyor. Ben de tam da nasıl ifade edebileceğimi hala bilemiyorum, çok da beceremiyorum. Ama bir şekilde hakikaten şey benim için çok önemliydi. Yani hani arzulayan kadınları bir şekilde görebilmek ve onların arzuladıkları şeyleri hakikaten kadın gözünden bir yerden gösterebilmek. Ve bunun ya da en azından bunun nasıl yapılabileceğine dair bir soru ya da tartışma alanı açabilmek. O yüzden de işte mesela aynı şekilde oyunculara çalışan Ece Yüksel'de, Gönül Ürer'de hani çok şanslıyım onlarla çalışabildiğim için. Ezgi Baltaş vasıtasıyla hepsiyle tanıştım. Ve onlara da hep çok ilgilendiğim bir şey mümkün olduğunca alan açmak, vermek ve kendilerince hani ben bunu yazdım, böyle bir fikrim var, şimdi sen bunu bana ver ve yap. Tam ziyade hani biraz artık hani bunun dışına çıkabildiğimiz belki hani bu kalıpları kırabildiğimiz ve hakikaten bu hiyerarşileri de kendi içinde de kırabildiğimiz ve birbirimiz için böyle bir alternatif bir alan yaratabildiğimiz bir şey gibi görüyorum o yüzden film yapmayı. Bunu da dışarıda çok söylediğimde hala daha böyle şey geliyor ya, o öyle olmaz, o iş yapamazsın onu öyle falan diye. Öyle bir bakalım, deniyoruz. Ama ne kadar güzel. Hani bugün işte artık çekimleri tamamlanmış, işte festivallerini gezen, işte ödüllerini alan bir filmden bahsederken işte hani o kolektif üretim sürecinden bahsedebilmek, hani böyle bunu olumlu hatırlayabilmek aslında çok iyi. Ve yani dürüst olmak gerekirse hani bir izleyici gözünden, hani novel izlemiş bir izleyici olarak düşündüğümde aslında o bahsettiğin işte onların o seyircinin onlarla birlikte o arzularını yaşama biçimlerini bence anlayabiliyoruz gibi. En azından kendi adıma anlayabildiğimi söyleyebilirim. Ve kadın bakış açısını da gerçekten hissettirebilen bir yapım oldu Mami. Belki bu yüzden de hani bu kadar ilgi çekti diyelim. Peki benim ya bir de hani çok pardon. Bir de hani orada şey de belki söylemek filme dair önemli benim için. Böyle hani hiç şeyi hayal etmedim hani bu süreçte. Sanırım o orada da öyle bir anlayışa gittik. Hani sonra o gitgide büyüdü ekiple birlikte. Böyle derli toplu bir film yapma gibi bir şeyimiz de yoktu yani. Hiç hakikaten dağınık olsun, su gibi aksın gitsin oradan oraya ve hani
işte hani bir şekilde ve buna okey, zaten istediğimiz şey bu, üretmek istediğimiz şey buydu. Birazcık da hakikaten öyle dağınık bir film oldu. O da biraz hakikaten o bir şekilde hani çok etkilendiğim, çok sevdiğim bir yazar Clarice Lispector. Onun da hakikaten o dönem çok okuduğum bir şekilde hani ve romanlarından esinlendiğim biri. Dolayısıyla biraz hani onun da o şeyini aktarmak da istedim. O dağınık ve hakikaten akışan, uçuşan halini. Onu da eklemiş olayım dedim sadece arada. Teşekkürler. Peki bir sorum da şeyle ilgili olacak benim. Hani sonuçta evet bir yapımcı da söz konusuydu. Aytek Özal, bildiğimiz de bir aslında isim Subaloğlu zaten. Ve ama maalesef ki işte kısa filmlere çok da bütçe ayrılmadığını, hatta belgesellere de keza biz böyle belgeselci kadınlarla da konuştuğumuzda çok benzer şeyleri duyuyorduk işte. Çok fazla bütçe ayrılmadığını biliyoruz. Hatta Mama bir şekilde bir kitlesel fonlama yöntemi de tercih etti. Yani buradan bu deneyimden yola çıkınca sence kitlesel fonlama bir biçimiyle Türkiye'de sinemacılar için, belki de özellikle işte daha çok göz ardı eden kısa filmciler için bir seçenek olarak duruyor mu? O nasıl bir süreçti? Çünkü bir bakımıyla çok da görünürde alternatif ve bir şekilde sinemacıları kurtarabilecek bir yöntem olarak görünüyor ama bu başarısı da tartışmalı ya. Sizin deneyiminiz bakımından nasıldı? Evet. Ya Su, bence bu soruya hani daha doğru, daha iyi cevap verecektir diye düşünüyorum. Ama benim hani tabii kişisel bu konudaki hani yorumum sadece şey olabilir. Kitlesel fonlama evet güzel bir alan açıyor gerçekten ama bir yandan da yeterli değil. Yani bugün hakikaten harika filmler yapılıyor. Kitlesel fonlama ya da açılan ve oradan da hakikaten belki bir miktar bir şey hani toplayabilen ve bütçesine ekleyebilen, ama bu filmlerin ne kadarı tamamen kitlesel fonlamadan aldığı parayla ve oradan çıkardığı bütçeyle yapılıyor bilmiyorum. Bizimki tam öyle değildi çünkü. Biz önceden aldığımız bir fon vardı. O fonla filmi çektik. Aslında biz yani zaten filmi çektik, yani setten çıkmıştık ve post prodüksiyon aşaması için kitlesel fonlamaya girdik. Ve oradan da hani devamını çıkarabildik. Ve hakikaten hani kısa film deyince yani o kadar hani şey gibi oluyor. Aman 3-5 kuruşa da çekiyorlar falan gibi oluyor ama öyle değil. Mesela 6 gün setimiz var bizim. Ve hani aslında çok uzun. Ve işte hani bütün bunlar çok hakikaten büyük maliyet. İşte hele şehir dışında çektiğinde vesaire. Dediğim gibi hani bunları daha eminim doğru açıklayacaktır benimkine, benden ama. Ama yani dediğim gibi kitlesel fonlama dolayısıyla böyle şey hani ne kadar yeterli bilmiyorum. Hani mesela işte Iris Alptekin'in harika bir filmi var. O da ya da bizimle birlikteydi. Ondan bahsetmiyorum. O da mesela onlar da bildiğim kadarıyla yani böyle bir açtılar kitlesel fonlama. Ama hani şey bilmiyorum ne kadarını o tamamını kitlesel üzerinden mi yaptılar emin değilim. Hani. Dolayısıyla yine Büyük İstanbul Depresyonu bunlar hep hani kitlesel fonlamaya açılmış olan filmler, kitlesel fonlama yapılmış filmlerdi ama tamamını oradan çıkardıkları konusunda şüphelerim var, öyle diyeyim. Genelde de öyle olmuyor galiba. Çok o mümkün olmuyor ama işte farklı farklı alanlardan bir şekilde maddi gereklilikler giderilmeye çalışılıyor. Teşekkür ederim onu da açıkladığın için. Peki benim son sorum şöyle. Maalesef böyle bir salgın sürecinden geçiyoruz ve işte tıkıldık evlere tabii. Bir biçimde çalışmak zorunda da kalabiliyoruz. Hani senin bakımından bu süreç nasıl geçti? Hani genel hayatın bakımından ya da üretim bakımından. Çünkü daha önce böyle söyleşi yaptığımız yönetmenlerle falan da böyle bazı insanlar bu durum bir şekilde çabuk adaptasyon sağlayıp iyi geçirebiliyor. Ama bazı insanlardan mesela Çağla Zencir ile konuşurken o şey demişti işte. Yani biz zaten hep evdeyiz, oturur senaryomuzu yazarız diye düşünüyorduk ama çok da öyle olmadı diye. Senin için nasıldı, nasıl geçti ve geçiyor, hala da bitmedi sonuçta bu süreç. Evet. Benim için de biraz öyle. Ya ben hani hiç zaten şey gibi görmedim kendimi herhalde hiçbir noktada. Yani ben kendi kendime böyle bir hani yazıyorum, üretiyorum, yapıyorum değil hakikaten. Ama tabii bunun hani bu böyle hani
rastlantısallıkların hayatımızdan çıktığı, o böyle bir anda birileriyle karşılaşmanın, tanımadığın insanlarla aynı havayı solumanın ve bir şekilde bunun aslında değerini ve ne kadar insanı besleyen bir şey olduğunu, bir anda pat karşına çıkan bir şeyin, ne bileyim yoldan geçerken gördüğün birinin, otobüste karşılaştığın birinin, bütün o karşılaşmaların insanı ne kadar beslediğini, ne kadar düşündürdüğünü, üretim sürecini de ne kadar beslediğini aynı şekilde gördüğüm ve düşündüğüm bir dönem hakikaten birinin her zaman bir ötekine ihtiyacı var. Yani bir öteki olmadan, bir arada olmadan belki de bir, hatta bu süreç en başında bahsettiğim bütün o kolektif üretim biçimleri alanlarının falan da ihtiyacını daha bir arada düşünmenin, bir arada hayal etmenin daha da önemini ortaya çıkaran bir süreç oldu benim de adıma. Hani ben de hiç şey yaşamadım hakikaten. Hani tamam harika, hani devam üretme, ben kendi kendime burada hani yaparım istediğim, hayal ettiğim her şeyi tıkır tıkır yazarım gibi hissetmedim. Hala da hissetmiyorum. Hani hala da bana şey sorusu açıkçası çok zor geliyor. Hani bir sonraki projenle tam olarak ne yapıyorsun, ne planlıyorsun, önünde nasıl hedefler var falan. Yani şu anda böyle hani bana bayağı hani bu kadar belirsizlik ve hani böyle bir dönem içinde bütün bunları cevaplamak çok zor geliyor. Ve dolayısıyla şeyi de kestiremiyorum. Hani hala da böyle her şeyin çok havada olduğu ve tüm soruların hani cevaplanamadığı bir dönem benim için. Hani belki ama bir tarafı hani pozitif diyebileceğim bir tarafı şey hakikaten. O bir aradalıkların, bir arada olabildiğimiz alanların özellikle tanımadıklarımızla bir arada olabildiğimiz ve paylaşıldığımız alanların değerini çok düşündüren bir dönem oldu benim için. Fark etmemi sağlayan bir dönem oldu benim için. Öyle. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım. Aklıma gelen bir şey. Yani çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Çok biz sağ teşekkür olun. ederim. Hep destekli olduğunuz için, ayrıca işte Uçan Süpürge olarak hep ilk filmimden bu yana hep çok iletişim ve hani böyle bir destek şeyi var orada hissettiğim. Onu da çok değerli buluyorum. Çünkü bazen böyle bir şeye kapılabiliyor insan hakikaten. Yani sektör hani bir şekilde hani tabii kapitalist sistem içinde bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektör de çok acımasız. Ve sürekli böyle hakikaten hani birbirine yarıştığın falan, bir böyle bir birbirine küstüğün, kırıldığın falan böyle bir alan aslında bir yandan da. Ve özellikle hani şeyi çok değerli buluyorum. Hani kadınların birbirlerini destekledikleri ve bunun yine hakikaten hani hepimiz birbirimiz için ve bir arada bir şeyler üretiyoruz. Belki başka şeyler yapıyoruz ama hepimiz böyle çok büyük bir şeye farklı zamanlarda da harmoni içinde, hani öncesiyle sonrasıyla büyük bir mücadele içinde küçük küçük katkılarda bulunuyoruz. Yani hayır, birbirimizle hani öyle bir yerden yarışmıyoruz'u hissetmek ve onun hissettirecek platformlar çok değerli bence. O açıdan hani ben teşekkür ederim Uçan Süpürge'ye. Ya bunu hani senelerdir bir şekilde destekleyen bir platform olarak var olmaya devam ettiği için. Biz çok teşekkür ederiz. Hem yani bu program için, ayrıca gerçekten böyle tek tek bütün kadın sinemacılara galiba şey için teşekkür etmemiz gerekiyor. Ürettiğiniz için teşekkürler. Hani çünkü böyle üreterek bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Bir biçimde bir araya gelerek galiba bir şeyleri en azından değiştirmeye çalışabiliyoruz. Diyeyim. O zaman daha böyle nice filmlerini izlemek üzere ve nice festivallerde buluşmak üzere diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.